başkanımız. Günlerce insan buraya... Belediye başkanımız İsmail Okunmuş. Bakımlar kolay olsun. Çok büyük emekler sarf ediliyor. Sahada kazanılsın, başka faktörler olmasın. Hakemler tahrik etti mi Sayın Başkan? Ben yorum yapmıyorum. Hakikaten ben hakemler üzerinde pek şey yapmıyorum, yorum yapmıyorum. İnşallah bundan sonra Fethiyespor'un gönlünce olur her şey. İyi gider. Canı gönülden diliyorum. Evet. Fethiyespor için iyi dileklerini diledi. Kulüp başkanı, belediye başkanı İsmail Ok. Fethiyespor kulüp başkanı hem Balıkesir'i hem de Fethiyespor hem Balıkesir kulüp başkanı hem de Fethiyespor başkanı teknik direktörümüz İsmail Ertekin'e başarılar dilerim. Mustafa Hocam, üzgün. Mustafa Hocam. Evet, o da. Sadece içeriz. Spor teknik direktörü görüşüyor. Evet, 91. dakikada maç bitimdeyiz. Peki. Balıkesir çıktıkça. Legicim neler diyorsun maç için? Valla çok güzel bir oyun vardı sahada. Güzel bir futbol vardı. Her çok iki ekip de diş mücadele etti. Her yönünde disiplin bakımından da takım gayet iyiydi. Ama maalesef 65. dakikada yarım kaldı. 3 puanla Balıkesir'e dönüyoruz. Herhalde hafta içinde çalışmalarımızın semeresini bu maçta aldığımız gibi bundan sonraki maçlarda da devam edeceğiz. İnşallah Balıkesir daha iyi yerlere gelecek. Balıkesir idmanlarda ve hazırlık maçlarında buradaki başarının işaretlerini veriyordu değil mi? Tabii. Yani Bursa Spor maçında, Adana Demirspor, Bolu Spor maçlarında. Manisa maçlarında. Evet. Tabii ki ilerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı söyleyebilirim. Evet. Yeter ki taraftarımız önümüzdeki hafta stat dolsun diyorum. Taraftarı, evet. Değil mi? Stadı doldurmaya davet ediyoruz. İnşallah o maçtan da şu anda ayrılırız. Çok teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür ederim. Evet sevgili Balıkesirliler, 91. dakikada otobüsler bekliyoruz. Balıkesir'in otobüslerini bekliyoruz. İlan, önemli bir şey var mı İlan ayakta? Yok abi. Yani hoca seni tedbir amacıyla mı oyundan aldı? Orada çok sert bir faul yapıldı mı, kırmızı kart gördü? Çok sert abi, bayağı şişti. Şişti mi ayak? Hmm. Senin yerini de Burakçalık doldurdu. O da penaltı yaptırdı değil mi? Neler diyorsun arkadaşlarına, uyum içindeydiniz? İyi bir maçtı abi. Kazandım. Teşekkürler İlhan'cığım. İlhan Depe, Balıkesir'in Bursa Spor'dan aldığı genç bir yetenekti. İlhan Depe'nin ilginç açıklamaları sizlerle birlikte oldu. Sevgili Balıkesirliler, işte Balıkesir Spor'un notlarını ve bilgilerini sizlerle birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. Maç sonrasındaki İlginç görüşler sizlerle birlikte oluyor. Tamam.
Doktorumuz Feyyaz Çiftçi'den, oyuncularımızda önemli bir sakatlık var mı yok mu, o bilgileri alalım. Bilgim yok şu an. Sadece bilgim yok. Ciddi bir şey yok ama. Tamam. Yani biraz şişmiş, ödem vermiş. Ciddi bir sakatlık yok. Yani zannetmiyorum onu. Döndüğümüzde MR çekeceğiz. O zaman netleşir. Evet. Balıkesirli oyuncularda çok önemli bir sakatlık olmadığı belirtildi sevgili Balıkesirliler. Tekrarlıyorum. Balıkesir Fethiye'den 4-0 galipken maçın orta hakeminin oyunu. Peki gazeteci arkadaşlarımızın görüşlerini alalım. Kimin alalım? Sizin görüşlerinizi alalım. Evet, sizi tanıyalım. Ben burada yerel muhabir, 21. yüzyıl televizyon haber muhabiriyim. Balıkesir'i nasıl buldunuz? Biz Balıkesirliyiz. Onu al. Spor gerçekten çok güzel oynadı. Tek olumsuz yön hakemin bazı kararlarıydı bana göre. Evet. İlk yarıda hakemin vermiş olduğu bazı Fethiye Spor tarafından olumsuz kararlar tarafların bayağı bir moralini bozdu. Açıkçası Fethiye ilk defa mı böyle bir olaya şahit oluyor burada? Yani tabii ki. İlk, evet. İlk defa mı maçta yer ediliyor? 3 yıldır ben ilk defa diye hatırlıyorum. Evet. Bir de şöyle bir şey oldu. Taraftar kendi evinde bu Bankasya'da ilk maç olduğu nedeniyle taraftar da biraz heyecanlıydı, coşkuluydu. Mutlak galibiyet bekliyordu. Ama olmadı. Sağlık olsun diyoruz. Balıkesirspor'u tebrik ediyoruz. Sizi tanıyalım. Ben muhabirim ya, ben konuşmuyorum. Ne arıyorsunuz? Balıkesirspor'u nasıl buldunuz? Balıkesirspor'u anlasın. İyi başlamadı. Geçen hafta Trabzon'da yenildi. Bu hafta da taraftar Balıkesirspor'dan büyük galibiyet bekliyordu. Ama maçın ilk yarısında futbolcunun oyun çevirmesi, arkasından oyun bitirilmesi bizi üzdü taraftar olarak. İnşallah önümüzdeki haftalarda Balıkesirspor taraftarların yüzünü güldürür diyorum. Balıkesirspor için neler diyorsunuz? Balıkesirspor böyle herhangi bir şey söyleyemeyeceğim çünkü iyi oynadı yani. Teşekkürler. Sağ olun.